Üçüncü videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son ön kısmındaki bu ayrı parçayı örüyorduk. İki sırayı düz bir şekilde ördük. Üçüncü sıramda bir düz ikili trabzan örüp bir kestim. Bir ör, bir kes. Sıra başından denemek için şöyle ördüm arkadaşlar. Geri sökmek istemedim. Örmek gerçekten zor. Göstereceğim şimdi arkadaşlar. O şekilde sıra başından başlayarak sıra başından iki zincir çektim. Tek trabzanımı battım. Yani şu şekilde sıra başı olarak düşünün burayı. İki zincir çektim. Şöyle göstereyim. Şöyle. Sıra başı olarak düşünün arkadaşlar. Ben biraz ilerlettim 3. sıramı. 3. sıramızdayız şu an. Sıra başından 2 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Trabzanımın tepesine battım. 2 kere daldım. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi keseceğiz. Tığım zincir falan çekmiyorum. Kesme yaparken zincir çekmiyorum. Sadece tığımın başını dolayarak 1. trabzanımın tepesine battım. Çektim. Battım. Çektim. Bunları bir kere de kapattım. Sonrasında bir düz trabzan öreceğim. Onun için 2 zincir çektim. Tığımın başını doladım. İkili trabzanımı düz bir şekilde ördüm. Şimdi kesme yapacağım. Sadece tığımın başını doluyorum. Zincir falan çekmiyorum. Trabzanımın tepesine battım. İkinci trabzanımın tepesine de battım. Bir kere de çıkarttım. Kesmemizi bu şekilde. Kesme yaptıktan sonra düz trabzanımı öreceğim. 2 zincir çekeceğim. Tığımın başını dolayacağım. Trabzanımın tepesine batıp çıkıp iki kere de aldım. Kesme yapacağım için zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın tepesine battım. Diğerinin tepesine battım. Bütün ilmeklerimi tek seferde kapatıyorum. Tek trabzanımı düz bir şekilde öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunuz düz biter. Kesmeyle biter. Onu örüp ilerleyelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar kesmelerimi yaparak ördüm arkadaşlar. Sıramın sonunda iki tane tekli trabzanım kaldı. Onları düz bir şekilde ördüm. Göz kararı şöyle biraz dediğim gibi ilk iki sırada da aşağıya doğru çekiştirerek sayıda sıra sayısı da vermek gerekirse şöyle yukarıdaki bitiş noktanın aşağıya doğru 8. sırama ilmek kaydırarak parçamı sabitledim. Bu sıramı düz öreceğim arkadaşlar. İlmek kaydırmak biraz içi dolu olduğu için zor oluyor arkadaşlar. İlmeğimi kaydırdım. Sonrasında video çekimine başladım. İlmek kaydırmayı göstermiştim zaten arkadaşlar. 2 zincir çektim. Başlangıçtaki hemen dipteki trabzanımın tepesine batıyorum. Tepelere batarak aralarda 2 zincir çekerek ikili trabzan olarak sıramın sonuna kadar öreceğim. Bu sıramızı düz öreceğiz. Bu şekilde ilk trabzanın tepesine battım. İkili trabzanımı yaptım. Dediğim gibi 2 zincir çekeceğim. Trabzanlarımın tepesine batarak sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. Sıramın sonuna kadar düz bir şekilde ördüm arkadaşlar. Sonraki sırayı düz mü örelim, keselim mi diye baktım ama kesmemiz gerekiyor biraz yine. Bollaşmaya başladı. Yani toplayacağız. Kesmemiz aynı şekilde arkadaşlar. Birer tane keserek ilerleyeceğiz. Trabzanımı yapacağım. İkili trabzanımı yapacağım. Sonrasında keseceğim. Bir keseceğim. Bir düz öreceğim. Bir kes. Bir düz ör şeklinde ilerleyeceğim. Şurayı tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. İlerleyen sıralarda göstermeyeceğim. Ama siz her sıra bitiminde başlangıcında parçanızı bedeninize ilmek kaydırarak birleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle ben yerini belirlemek amacıyla tığımı takmıştım oraya. Bakın arkadaşlar şurada, şurası, şurayı başlangıç desek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. şöyle deniyorum. Şöyle düz bir şekilde parçamı tutuyorum. Bakın şöyle. Düz bir şekilde parmağımı indirdim. Şuraya ilmek kaydırarak parçamı sabitleyeceğim. İlmek kaydırdım. 2 zincir çektim. Bedenimi çevirdim. Tığımın başını doluyorum. Şu ilk başlangıç yerlerini göstermek masanın üstünde zor oluyor arkadaşlar. İlk trabzanımı batıyorum. Trabzanımın tepesine batacağım.
Bunu düz bir şekilde öreceğim arkadaşlar. Şöyle elimde çıkartmayayım ekrandan. Düz bir şekilde öreceğim. Ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Yandaki trabzanımın tepesine batıyorum. Battım, çıktım. Bir üst sırada gösterdiğim kesimlerimi yapacağım arkadaşlar. Diğer trabzanımın tepesine de batıp çıktım. Şu şekilde kesmemizi bu şekilde yapıyorduk arkadaşlar. Hepsini bir kere de aldım. Sonrasında iki zincir çekeceğim. Bir tane trabzanımı düz öreceğim. Trabzanımın tepesine battım. Düz ördüğüm trabzanıma geçerken arada iki zincir çekeceğim. Ama kesme yaparken sadece kafayı dolayıp trabzanın tepesine battım. İkinci trabzanımın tepesine de battım. Hepsini bir kere de çekiyorum. İki zincir çekerek sıramın sonuna kadar bir ör bir kes yaparak öreceğim arkadaşlar. Kesme sıramı tamamladıktan sonra arkadaşlar parçamı bedenime sabitledim. İlmek kaydırarak. Sonrasında bir sıra düz ördüm. Bu ördüğüm bir düz olan sıra ve sonraki sıralar da dahil aralarda bir zincir çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü kesmede yaptığımız için aşağıya doğru da çekiştirdiğimiz için büyük boşluklar oluşmaya başladı. Şöyle küçük küçük daha güzel duruyor. O yüzden bir zincir çekerek. Kesme sıramı tamamladıktan sonra bir sıra düz ördüm. Aralarda bir zincir çekerek. Sonrasında parçamı bedenime sabitledim. Göz kararı arkadaşlar 7. veya 8. sıraya. Şöyle biraz ördüğünüz parçayı çekiştirin. 7. veya 8. sıraya ilmek kaydırarak sabitleyin. Bir zincir çektim. Bir zincir çekeceğiz bundan sonra. Bir zincir çektim. Bu sıramda kesme yapacağım. Kesmeyi sizlere gösterdim. Sonrasında ilmek kaydırarak üst parçamı bedenime sabitleyeceğim. Aralarda bir zincir çekerek ikili trabzan. Trabzanımız değişmiyor. Aradaki zincir sayısını azalttık. Bir zincir çekerek sıramın sonuna kadar öreceğim. Bedenime sabitleyeceğim. Sonrasında kesme yapar mıyız? Yoksa düz sıramızı ördükten sonra şu alt sıraya sabitlemeye başlar mıyız arkadaşlar? Ben ördükçe oraları size göstereceğim. Kesme yaptıktan sonra arkadaşlar bir sıramı bir sıra düz ördüm. Aralarda bir zincir çekerek. Sonrasında bedenime sabitledim. Şöyle bir görüntü oluştu arkadaşlar. Şu kenarlar sabit, şu orta açık. Burayı da hafif çekiştirerek tam şöyle bacak orta noktasına ilmek kaydırarak sabitleyeceğim. Şu an çekim esnasında onu gösteremeyeceğim arkadaşlar. İlmek kaydıracağım. Bir zincir çekip ipimi koparacağım arkadaşlar. Başlangıç olarak da şöyle sağlamlaştırma zinciri yapıp tam şöyle orta noktadan ilmek kaydıracağım arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar orta kısımdan üst parçamı biraz çekerek ilmek kaydırdım. Sonrasında bir tane de yanındaki ikili trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. İpimi kopardım. Örgümün arasına sakladım ipimi. Şimdi arkadaşlar şu üst kısımda hafif bir eğim yapacağız. Askı yeri için. Oraya başlayalım. Şöyle sağlamlaştırma zinciriyle başlıyorum. Arkadaşlar üst sıramızı bir ilmek atlayarak örmüştük. Şimdi o ilmeklerimize ilmek kaydırma yapacağız. Şöyle göz kararı askımız gelecek. Şöyle iç biraz daha dolacak. Bu şekilde gelse 9 tane ilmek kaydıracağız arkadaşlar. Askı yeri için şu kısma hafif bir eğim yapacağız. Sabitleme zincirimi yaptım. Bir ilmek atlayarak örmüştük. O atladığımız ilmeklere batarak ilmek kaydırma yaparak örgümüzü ilerleteceğiz. 9 adet ilmek kaydırma yapacağız. Bir tane yaptım. Aradaki o tek kalan ilmeğe battım. İkinci, üçüncü, dördüncü,
4. İlmeğime battım, tığımın başını doladım. Battığım ilmekten ve tığımdaki ilmekten geçerek ilmek kaydırmamı yaptım arkadaşlar. İlmek kaydırmayı bu şekilde yapıyoruz. Ben birkaç tane yapayım arkadaşlar. Sizlere sayısını söyleyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar 9 tane ilmek kaydırmak yeterli oldu. Şimdi şu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Trabzanlarımızın tepesine de batacağız. Üst katına, yani trabzanımın üst katına aradaki ilmeğe. Trabzanımın üst katına aradaki ilmeğe batarak ilerleyeceğiz. Tığımın başını dolayıp trabzanımın üst ilmeğine batıyorum. Şöyle üst katına battım. Çıkarttım. İkili trabzanımı yapıyorum. İlmeğimi kapattım. Tığımın başını doladım. Şimdi aradaki ilmeğimi battım. İkili trabzanımı yaptım. Tığımın başını doladım. Trabzanımın üst katını alarak trabzanımı yaptım. Tığımın başını doladım. Aradaki ilmeğe batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar aradaki ilmeğe, sonrasında trabzanımın üst katına batarak birkaç tane ikili trabzanımı yapacağım. Size sayısını söyleyeceğim. 9 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Aradaki ilmeğe battım. Trabzanımın üst katına batarak 9 tane ikili trabzan yaptım. İlmek kaydırarak aradaki tek bıraktığımız ilmeklere batarak ilmek kaydırarak bu şekilde ilerleyeceğim. Ara kısmı dediğim gibi arkadaşlar ilmek kaydırarak ilerlettim. Sayı vermemi isterseniz de 28 tane ilmek kaydırdım. Şimdi 9 tane aradaki ilmeğe batarak trabzanımızın üst katına batarak ikili trabzan yapacağız. 9 adet, evet 9 adet. Trabzanımın şöyle üst katına battım. Çok da aşağıya indirmeden İkili trabzanımı yapıyorum. Şöyle ilk başlangıç bir iki tanesi biraz zorluyor. Tığımın başını doladım. Aradaki ilmeğe batarak trabzan yapıyorum. Başta gösterdiğim gibi arkadaşlar. Aradaki ilmeğe batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Trabzanımın üst katına batarak trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Aradaki ilmeğe üst trabzanımın üst katını, aradaki ilmeğe trabzanımın üst katına batarak 9 adet ikili trabzanımı yapacağım. Sona kalan 9 adet aradaki ilmeklere ilmek kaydırarak sıramı bitireceğim. Kol yapımıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde bir adet kol yaptım. Bunu sağ kol olarak ayarladım arkadaşlar. Şimdi sol kolu öreceğiz. Tek farkımız baş parmağı ekleme noktamız. Oraları sizlere göstereceğim. Kırmızı ipimle başlıyorum. Zincir çekerek başlıyorum. Sağlamlaştırma zincirimi yaptım. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincirimi çektim. İkinci zincirden örmeye devam ediyorum. İkinci zincirimin içerisine arttırma yapıyorum. 3 adet sık iğne yapıyorum. 3 adet sık iğnemi yaptıktan sonra 1, 2 ve 3
3 adet sık iğnemi düz ördüm. Son sık iğnemin içerisine 1, 2, 3 adet sık iğne yapıyorum. Burada da arttırma yaptım. Döndük arkadaşlar. Şöyle 1, 2, şu küçük ipi örerken alttan onu da örüp ilerleyebilirsiniz. Burayı sıra başım olarak belirliyorum. Üç adet arttırmalarımız vardı arkadaşlar. Her birine çift batacağız. Ayakta yaptığımız gibi. Birinci çiftimi yaptım. İkinci çiftimi yaptım. Ve son arttırmamı da yaptım. Aradaki 3 sık iğnemi düz bir şekilde örüyorum. Üç adet arttırmamı aynı şekilde arkadaşlar çift batacağım. Birinci çiftim. Şöyle şurası. İkinci çiftimi yaptım. Üçüncü çiftimi de yaptım. Sıramın sonuna kadar 3 sık iğnemi düz bir şekilde öreceğim. Bu şekilde arkadaşlar 2 ör 1 arttır yapana kadar öreceğiz. Şimdi bu sıramızda arkadaşlar sağ ve sol diyelim. Sağda ve solda 3 kere. Bu işlemi 3 kere yapacağız. Sağda 3 kere, solda 3 kere. 1 ör 1 arttır, 1 ör 1 arttır, 1 ör 1 arttır. Ara sık iğnemi öreceğim. 1 ör 1 arttır, 1 ör 1 arttır. Sonrasında sıra sonuna kadar düz öreceğim. Sonrasında 2 ör 1 arttır, 2 ör 1 arttır, 2 ör 1 arttır. 3 kere, 3 kere. Bu şekilde arkadaşlar 2 ör 1 arttır yaparak öreceğiz. Sonrasında düz bir şekilde 4 sıra öreceğiz. Arkadaşlar şu an 2 ör 1 arttır. Yaparak arttırmalarımı tamamladım. Sıramın sonundaki son 3 sık iğnemi de öreceğim. Sonrasında dediğim gibi 4 sıra düz öreceğim. Sık iğne sayısı vermemi isterseniz de arkadaşlar, ikinci zincirden itibaren örmeye başladık. 3 sağda diyelim, 3 solda arttırmalarımız oldu. Arada 3'er sık iğnelerimiz oldu. Birinci sıramızda sık iğne sayımız 12. İkinci sıramızda çift battık. Sık iğne sayımız 18'e çıktı. Üçüncü sıramızda 1 ör 1 arttır yaptık. 1 ör 1 arttır. Sık iğne sayımız 24'e çıktı. Dördüncü sıramızda da 2 ör 1 arttır. 2 ör 1 arttır. Yani bu sıramda 2 ör 1 arttır yaptığım sıramda sık iğne sayım 30'a çıkıyor. 30 sık iğne ile 4 sıra düz bir şekilde öreceğim. Sonrasında parmak yapımına geçeceğiz. 30 sık iğne olarak 4 sıra düz bir şekilde ördüm. Şu an 9. sıramıza geçiyoruz. 9. sıramızda baş parmağımızı ekleyeceğiz. Ben şu an sol kolum baş parmağını ekleyeceğim için diğer yan ortama ekleyeceğim. Sizler sağ kolun baş parmağını ilk yan ortanıza ekleyeceksiniz. Yani sıra başından şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğneyi örüp sonrasında 6 adet zincir çekip ikinci zincire 6 adet sık iğne yapılacak. Sonra ikinci sırada her sık iğne çift batılacak. Sık iğne sayımız 12'ye çıkacak. 12 sık iğne ile 2 sıra düz bir şekilde örülecek. Sonrasında yan ortadaki sık iğneye batarak parmak yapımı o şekilde devam edecek arkadaşlar. Yani aynı şekilde devam edecek. Sadece baş parmakları takma noktaları farklı. Şimdi ben diğer yan ortama kadar düz bir şekilde öreyim. Oradaki sık iğne sayısını size söyleyeyim. Sonra baş parmak yapımına geçelim.
Sıra başından düz bir şekilde 21 adet sık iğnemi ördüm. Baş parmak yapımına geçeceğiz. Dediğim gibi sizler, burası ikinci yan ortam. Başlangıç noktamdaki yan ortam burası. İkinci yan ortama sol parmağımı takacağım. Sizler sağ yaparken ilk yan ortasına takıp parmak yapımına bu şekilde devam edeceksiniz. Ben baş parmağımı buraya takıp ileriye doğru arkadaşlar. Baş parmağım bu tarafta olacağı için yan ortadaki kesmem burada olacak. Sizin baş parmağınız, başlangıç noktanız dediğim gibi burada olduğu için diğer yan ortasında kesme yapacaksınız. O şekilde arkadaşlar. Şu an 21 ördüm. İlerleyen sıralarda kesmelerde olacağı için 20 öreceğim. 19'a ineceğim. Sizler de 5 öreceksiniz. Benim 21 ördüğüm yerde siz 6 öreceksiniz. 20'ye düştüğüm sırada sizler 5 öreceksiniz. Benim sık iğne sayımı azalttığım sıralarda sizlerin de sık iğne sayısı azalacak arkadaşlar. Yapan arkadaşlar olursa eğer, anlayamadığınız yerler olursa belki karışıklık olur arkadaşlar. Bana yazarsınız YouTube'dan veya Instagram'dan. Ben ona göre açıklamalar kısmına eklerim sağ baş parmağın yapımında. 21 adet sık iğnemi yaptım. 6 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet zincir çektim. İkinci zincirden devam ediyorum. İkinci zincirimin içerisine 6 adet sık iğne. Bu ilk 1-2 sırayı sık yapmayın arkadaşlar. Sık iğne sayısı az olduğu için örmek zor oluyor. 3, 4, 5, 6 adet sık iğnemi yaptım. İlk sık iğnemi tepesine batarak buraları birleştiriyorum. Burası birinci sıramız. İkinci sıramızda arkadaşlar burayı sıra başı olarak belirleyelim. Burayı sıra başı olarak belirleyeceğim arkadaşlar. İkinci sıramda 6 adet sık iğnemin içerisine her birine çift atacağım. Sık iğne sayımı 12'ye çıkaracağım. 12 sık iğneyle de 2 sıra düz öreceğim. 2 sıra düz ördükten sonra parmağımızı ele ekleyeceğiz. Sık iğne olarak parmağımın iki sırasını düz bir şekilde ördüm arkadaşlar. Bu aşamada parmakla ele birleştireceğiz. Batmış olduğum sık iğne ile birleştireceğim parmağımı. Battığım sık iğnemin içerisine tekrar batıyorum. Şurası. İlmek kaydıracağım. İlmek kaydırmayla parmak ve eli birleştireceğim. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde öreceğim arkadaşlar sonrasında. Şimdi kontrol edelim şuradan. 1 2 3 4 5 6 7 9 adet sık iğnem kaldı. Onları düz bir şekilde ördüm. Şimdi arkadaşlar parmak birleştirme noktama kadar düz bir şekilde örüp geleceğim. Ve kesmelerimize başlayacağız. 20 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Burada bir adet kesme yapacağız arkadaşlar. Şöyle parmak eklemek için battığım sık iğneme değil de onun yanındaki sık iğneye atıyorum. Burada bir adet kesme yapacağız. Şöyle kontrol edelim. Sonrasında bir, iki, üç, dört, beş,
6. Yedi, sekiz, dokuz, on adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Burada da bir adet kesme yapacağız arkadaşlar. Bir tane parmaktan aldım. Aradaki ilmek kaydırmıştık. Oraya batmıyorum. İlmek kaydırdığım sık iğnemin yanındaki sık iğnemle parmağımın son sık iğnesini kesme yapacağım. Bir adet kesmemi de burada yapıp sıramın sonuna kadar düz bir şekilde öreceğim. Kesmemizi yaptık. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde örelim. Şu an 11. sıradayız arkadaşlar. Sıra başından düz bir şekilde 20 adet sık iğnemi yaptım. Parmağımda bir adet kesme yapıyorum. Buradaki kesmeyi şu şekilde yapayım. Şöyle sık iğneme battım. Yanındaki sık iğneme de batıyorum. 3 adet ilmeğimi tek seferde kapattım. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle kontrol edeyim. 8 tane ördüm. Şöyle bir tane de kesme burada yapıyorum. Sonra sıra sonuna kadar düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Tekrar parmakta kesme yapıyorum. Bir adet kesmemi yapıyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, şöyle bir kontrol edeyim. Parmaktan kesmek istiyorum. Elden kesmek istemiyorum. 6 adet ördüm. 1 adet kesiyorum. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde öreceğim. 1, 2, 3. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde ördüm arkadaşlar. Şimdi elimizin yan ortasında kesme yapacağız. Benim sol parmağım bu tarafta. Siz düz bir şekilde gelip sağ parmağı yaparken düz bir şekilde gelip sıra başından diğer yan ortasını kesme yapacaksınız. Ben ilk yan ortada kesme yapacağım. Şöyle elimi katlıyorum yan ortamı bulmak için. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet sık iğne örüp yan ortamda 1 adet kesme yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 adet ördüm. 1 adet kesme yapıyorum. Kesmemi de yaptım. Sıramın sonuna kadar düz bir şekilde öreceğim. Sonraki sıramı da düz bir şekilde öreceğim. Şu an kaçıncı sıramızdayız? Şöyle kontrol edin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şu an
13. sıramızdayız arkadaşlar. 13. sıramda yan ortamda kesme yaptım. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde öreceğim. 14. sıramı düz bir şekilde öreceğim. Sık iğne sayısını söylerim sizlere arkadaşlar. 14. sıramda sık iğne sayım benim 35 arkadaşlar. Şimdi 15. sıramızda yan ortalarımızda, elimin yan ortasında ve parmağımın yan ortasında. Sizler sağ kolu örerken sağ parmağınız bu tarafta olacak. Dediğim gibi sizler parmağınızda ve yan ortanızda. Ben yan ortamda ve parmağımda. Kesmelerimizi bu şekilde yapalım arkadaşlar. Sonrasında bir sıra düz öreceğiz. Şimdi elimi ikiye katlayacağım. Elimin yan ortasında ve parmağımın yan ortasında kesme yapıp sıra sonuna kadar düz bir şekilde öreceğim. Sonrasında bir sıra düz öreceğim. Düz ördüğüm sıram arkadaşlar 16. sıram. 16. sıramı düz bir şekilde örüp bitirdim. Şu an benim sık iğne sayım 33. Kesmelere devam ediyoruz. Sıra başında bir adet kesmemiz olacak. Sıra başına bir adet kesmemi yaptım. Sonrasında elimin yan ortasında kesme yapacağım. Sıra başında bir kesme, elimin yan ortasında bir kesme yapacağım. Sonrasında sıra sonuna kadar düz bir şekilde öreceğim. Sonraki sıramı düz öreceğim arkadaşlar. Şu an düz ördüğüm sıram 18. sıram. 18. sıramdaki sık iğne sayım 31. 19. sıramıza da kesmeyle başlıyoruz. Sıra başında bir adet kesme yapacağız. Elimizin yan ortasında bir adet kesme. Sıra başında bir adet kesme yaptım. Sonrasında 1-2 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Elin yan ortasında da bir adet kesme yapıyorum. Sonrasında düz bir şekilde ilerleyip elimi güzel bir şekilde katlayıp parmağın yan ortasında da bir adet kesme yapacağım. Sonrasında sıra sonuna kadar düz öreceğim. Kesmelerimizi yaptığımız sıra 19. sıramızdı. 20. sıramı düz bir şekilde ördüm. Şu anki sık iğne sayım 28. Kesmelere devam ediyoruz. İki adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. 3 adet örelim. 3 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Elin yan ortasına bir adet kesme yapıyorum. Elin yan ortasına kesme yaptıktan sonra 12 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Parmak yan ortasında da bir adet kesme yapıyoruz. Bir adet kesme yaptım. Sonrasında 1-2 sıra sonunda da bir adet kesme yapacağız. 3-4-5-6-7 örüp sıramın sonundaki sık iğnelerimi keseceğim. Bu aşamada şu an sol kolu ördüğüm için son sık iğnemi kestim. Sağ kol örülürken yani sağ parmak burada olacak. Sıra başında kesme yapılacak. Ben şu an sıra sonunda yapıyorum. Sıra başında kesme yapılacak. Sonra parmağın yan ortasında kesme yapılacak. Ve elin yan ortasında kesme yapılacak. Sonraki sıramda 16 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Parmağın yan ortasında bir adet kesme yapıyorum. Bir adet kesme yaptım. 1-2-3-4-5-6 sıra sonuma kesme yaptıktan sonra 7 adet sık iğnemiz kalıyor. Son sık iğnemi kapatmıyorum. Beyaz renkli ipimize geçeceğiz.
Şu an sık iğne sayımız 24'e düştü. Son sık iğnemi kapatmıyorum. Beyaz renkli ipimize geçiyoruz. Son sık iğnemden geçiş yaptım. Sonraki sık iğneme ilmek kaydırdım. Bir zincir çek. Aynı sık iğne içerisine tekrar bat. Geçişlerimiz bu şekilde olacak. Şu şekilde ilerleyeceğiz. Beyaz renkli ipimize geçtik. Geçiş sıralarımızı saymıyorduk. Sonraki, yani sonraki sıralarımızı örüp 1-2 şeklinde. Normalde 3 sıra oluyor ama geçiş sıramızı saymıyoruz. 2. 2 beyaz, 2 kırmızı, 2 beyaz, 2 kırmızı şeklinde örerek ilerleyeceğiz. Kaç sıra öreceğiz? 32 sıra öreceğiz. 32. sıramızda kırmızıyla bitiyor. Sonrasında beyaz renkli ipimize geçerken kesme yapacağız. Beyaz renkli ipimize geçtik. 2 sıra beyaz, 2 sıra kırmızı, 2 sıra beyaz, 2 sıra kırmızı şeklinde. Şu anki sık iğne sayımız 24. 24 sık iğne olarak ikişer sıra halinde beyaz, kırmızı, beyaz, kırmızı 32 sıra öreceğiz. Sonrasında 32. sıramız dediğim gibi kırmızıyla bitiyor. 33. sıramızda beyaz renkli ipimize geçerken kesme yapacağız. Arkadaşlar, bacaktaki geçişler kısa geçişler olduğu için ipimizi koparmamıştık. Kolumuzda da ipimizi koparmayacağız. Bedende sık iğne sayımız fazla olduğu için geçişlerde ipimizi koparmıştık. Kolumuzda da koparmayacağız. Şöyle ilk geçişimi yaptıktan sonra beyaz ipimi kırmızı ipimle bağlayıp burayı sağlamlaştıracağım ve örmeye devam edeceğim. Burayı da göstermek istedim sizlere. Sonrası dediğim gibi örmeye devam edelim. 32 sıra 24 sık iğne olarak 2 sıra beyaz, 2 sıra kırmızı, beyaz, kırmızı şeklinde ördüm. Şimdi beyaz renkli ipimizle geçiş yapıyoruz. Bu sıramızda 6 ör 1 kes yapacağız. Geçişlerimizi hep bu şekilde yapıyorduk. İlmek kaydır, bir zincir çek, aynı sık iğne içerisine bir sık iğne daha yap. 2 3 4 5 6 sık iğne yapıp bir kesme yapıyorum. 6 ör 1 kes, 6 ör 1 kes, sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. 6 ör 1 kes yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sık iğne sayımız az olduğu için 2 kere falan kesme yaptım. Sıra sonuna 7 sık iğnem kaldı. Onları da düz bir şekilde ördüm. Geçişi tekrar göstereyim arkadaşlar. Geçişlerimiz hep böyle. İlmek kaydır, bir zincir çek, aynı sık iğne içerisine tekrar bat. Beyaz renkli ipimizin geçiş sırasında 6 ör 1 kes yaptık, sıramızı tamamladık. Sonrasında 2 sıramızı tamamlayacağız. 2 sıra beyaz, 2 sıra kırmızı, 2 sıra beyaz, 2 sıra kırmızı. Yani 1, 2, 3. beyazın geçiş sırasında tekrar 6 ör 1 kes, 6 ör 1 kes yapacağız sıra sonuna kadar. Bu son kesmemiz olacak. Sonrasında kolumuzu birkaç sıra daha öreceğiz. Beyazın geçiş sırasında 6 ör 1 kes yaptık sıra sonuna kadar. Dediğim gibi sık iğne sayımız az olduğu için, yani 24 sık iğneydi. 2 kere kesme yaptık. Sıra sonuna 7 sık iğne kaldı. Onu düz bir şekilde örüp sonraki sıramızı ördük. 6 ör 1 kes yaptıktan sonra sık iğne sayımız 21'e düştü. 21 sık iğne ile 2 sıra beyaz, 2 sıra kırmızı, 2 sıra beyaz, 2 sıra kırmızı ve şu an beyazın geçiş sırasındayım. Tekrar 6 ör 1 kes yapacağım. Yani 1, 2, 3. beyazın geçiş sırasında tekrar 6 ör 1 kes yapacağız sıra sonuna kadar. Şu şekilde geçişimi yaptım. İlmek kaydır, bir zincir çek, aynı sık iğne içerisinde tekrar bat. O sık iğnemin tepesine batıyorum. İlmek kaydırıyorum, bir zincir çekiyorum, aynı sık iğne içerisinde tekrar batıyorum. Bu birinci sık iğnem. 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Bir kesme yapıyorum. 2 tane sık iğnemin üst katını aldım.
Ve bu şekilde kesmemi yaptım. Sıra sonuna kadar 6 ör 1 kes yapacağız. Kolumun beyaz renge geçtikten sonraki sıra sayısı, toplam sıra sayım 52 sıra. 52 sıra örüp kolumuzu bitiriyoruz. Kırmızı renkle başladık, kırmızıyla bitiriyoruz. Ocakta da öyle yapmıştık. Beden kısmında da bu şekilde yapmıştık. İlmek kaydırma noktama ilmek kaydırıp bir zincir çekip ipimi keseceğim. Ve kolumuz bitmiş olacak. Beyaz renkli ipimi de kesiyorum. Örerken doldurmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde bağlayacağız. Birkaç kere bağlayıp sağlamlaştıracağım iyice.